Gelişmeler ışığında Batı'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrova yaptırım kararı geldi. NATO liderler zirvesi vardı dün. Gözümüz kulağımız o toplantıdaydı. Acaba ne karar çıkacak derken NATO mukabele gücünün Doğu Avrupa'da konuşlandırılmaya başlandığı açıklandı ve Ukrayna'ya da hava savunması konusunda destek sağlanacağı açıklandı. Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu saldırganlığı destekleyen Duma ve Rus Güvenlik Konseyi ilgili üyeleriyle birlikte yaptırım uygulananlar listesine alındı. Batı Rusya'ya Ukrayna krizi nedeniyle yaptırım uygulamaya devam ediyor. Avrupa Birliği hedefine doğrudan Rus lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u aldı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle olağanüstü toplandı. Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa Birliği'ndeki mal varlıkları donduruldu. Toplantının ardından basın açıklama yapan Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borel, Putin'in yaptırıma uğrayan üçüncü lider olduğunu söyledi. Bunun çok önemli bir adım olduğunu biliyorsunuz. Daha önce Suriye lideri Esad, Belarus lideri Lukashenko da Avrupa Birliği tarafından yaptırıma uğramıştı. Ve şimdi de Rus lider Putin var. Alınan yaptırım kararıyla Rusya'nın Avrupa Birliği sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlandı. Diğer yandan NATO liderler zirvesi sonrası Genel Sekreter Jens Stoltenberg kameralar karşısına geçti. Stoltenberg Rusya'ya savaşı durdurun çağrısı yaptı. Rusya Avrupa'da barışı paramparça etti. Ukrayna halkı Rusya'nın sebepsiz işgali karşısında özgürlükleri için savaşıyor. NATO Genel Sekreteri Doğu Avrupa'ya NATO mukabeli güçlerinin konuşlandırılacağını duyurdu. Rusya'nın son aylardaki devasa askeri yunağına yanıt olarak dün NATO müttefikleri savunma planlarımızı harekete geçirdi. NATO mukabele kuvvetinin kara, deniz ve hava unsurlarını bölgede konuşlandırmaya başladık.